Hoş geldiniz efendim. Gündem Özel'e, Giray Bulak'la gündemi konuşacağız hocamızla. Gündemde bir hayli yoğun. Gerçekten son haftalara yaklaşıyoruz ligde. Şampiyonluk mücadelesi, ligde var olma mücadelesi bir hayli gündem karışık ve gerginlik de artıyor. Kulüpler Birliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları 3 gündür gündemin en üst sırasına oturdu. Oyuncularına televizyon ekranında canlı yayında çok ağır ithamlarda bulundu. Dün son noktayı koydu. Donk'la ilgili bir açıklaması oldu. Yani bir hayli sıkıntılı bir süreçte Galatasaray. Fatih Terim sessiz şu anda. Bakalım nereye gidecek bu iş? Acaba Mustafa Cengiz Başkan'ın açıklamalarında mesajlar oyuncular üzerinden başka noktaya mı gidiyor? Hepsini hocamıza konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadık. İyi yayınlar. Sağ ol. Çok görülen bir şey değil. Yani evet. Galatasaray Kulübü, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe, Trabzonspor şampiyonluk noktasında sürekli buranın içinde olan kulüpler. Amaçları şampiyon olmak, hedefleri şampiyon olmak. Ama uzaklaştığı dönem de oluyor. Mücadelenin dışında kaldığı dönem de oluyor ama Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oyuncularının şerefi, haysiyeti üzerinden başlayıp dün başka noktalara götürdüğü açıklamalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Zadik, 4 tane büyük kulübün 3 tane hocası değişti sezon başında, değil mi? Yeni hocalarla devam ettiler, başladılar. Fakat Galatasaray takımı kendi hocasıyla ligi bilen, takımını bilen, transferlerini yapan, planı programı olan hocayla devam etti. Bundan ötürü Galatasaray camiasının, başkanının, yönetiminin, taraftarının beklentisi Galatasaray'ın şampiyon olacağı üzerineydi. Çünkü Fenerbahçe'ye yeni bir hoca gelmiş ve deneyimsiz, büyük takım çalıştırmamış. Trabzonspor takımı 3. yardımcı hocayla yola çıkmış. Beşiktaş takımında Sergen Hoca büyük takım çalıştırmamış, deneyimsiz bir hoca. Dolayısıyla Galatasaray sanki ligi çok domine edecek bir görüntü içerisinde. Üstelik de Beşiktaş takımı transferlerle boğuşurken, transfer yapamazken, Trabzonspor takımı transfer yapamazken, Fenerbahçe takımı 24 tane yeni oyuncu katmışken, sizin elde oynatabilecek olduğunuz kadronuz, hatta hem sezon başı takviyelerinizi yapabilecek olduğunuz bütçeniz, devre arası da çok önemli 2-3 tane oyuncu katarak o bütçeyi yakalamanız söz konusuydu. Bundan ötürü Galatasaray camiasının beklentisi büyüktü. Ama gelinen noktada bir bakıldı ki, Galatasaray'da işler iyi gitmeyince önce sahalara kabahat bulundu. Daha sonra kendi futbolcularına, yani bunlar hep hocaları tarafından işte maçlardan sonra dile getirildi. Oyuncular suçlandı, sahalar suçlandı. Sonra olmadı, hakemler suçlandı. Hep hakemler bulundu suçlu. Hatta sonra top bile suçlu bulundu bu ülkede. Ama bir türlü suçu kendinizde arayıp bulamadınız. Ve aşağı yukarı ligin yarısına yakın süreyi de cezalı tribünlerde geçiriyorsunuz. Asistan hocalar sahada. Galatasaray Başkanı direkt bunları söyleyemiyor. Söyleyemediği için de dolaylı yönden mesaj verdi. Yani önce oyuncular üzerinden mesaj verdi. Belki kendi işlerinde konuştular bunları. Belki bu gündeme geldi. Ama bunu Galatasaray'ın başkanı sonunda bunaldı ve bu mesajı verdi. Yani oyuncular üzerinden aslında hocaya mesaj verdi. Burada önemli olan şu. Ligde kaç tane hoca değişmiş Zadik? 20-25 tane hoca değişmiş. Sayısı belli değil mi hocam? Yani sayısı belli değil. Sayısı belli olmayan ligde siz 60 kaç puanda Galatasaray takımı? 62 puanda. Ve ligde üçüncüsünüz. 32 maç oynanmış. 2 puan ortalamasında değilsiniz. Yani şampiyon olabilmeniz için bu ligde 2.3-2.4 puanlarla oynamanız lazımken siz 2 puan ortalamasına gelememişsiniz bu topal ligde. Yani bir de 21 takım var, yani 4 takım düşecek olan bir ligde. Ve lider takımdan 6 puan fark var aranızda. Yani şimdi ne bekleniyor? İşte lider takımı Beşiktaş'ı, Galatasaray takımı yenerse yarışa ortak olur. Peki sizin kaybettiğiniz maçlar olmasaydı şu anda o maçı mı bekleyecektiniz? Yani Hatay'dan 4 tane yediniz. Kendi sahanızda berabere kaldınız. Kendi sahanızda yenildiniz.
Bunları hiç gündeme getirmiyorsunuz ve siz, ben diyorum ki, siz oraya yapışıp kaldığınız müddetçe Galatasaray camiası rahat etmeyecek. Onun için Galatasaray Başkanı, biliyorsunuz rahatsızlıkla geçiyor, tedavi de görüyordu. Kendisine evet. Geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Bu kadar hastalıkla boğuşurken bir de bu işlerle boğuşması ve mücadele etmesi yoruyor tabii başkanları, yönetim kurulları. Çünkü devre arası transferi konusunda biliyorsunuz çok ciddi bir sıkıntı yaşadı Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim. İşte Mustafa evet. Muhammed geldi. Onyekuru derken biraz ortam yumuşadı gibi oldu. Ama kadro dışı konusu Belhanda işte sahayı biraz bahane etmişti. Yönetimi bir sözler söyledi. Bu saha nasıl böyle? Niye bakamıyorsunuz diye. Fatura kesildi. İddia ki Fatih Terim'in bu konuda biraz sabredin. Sene sonu hesabı görelim şeklinde bir görüşü olduğu iddia ediliyor ama bu dinlenmiyor. Kadro dışı konusunda yönetim geri adım atmadı. Yani buradan da başlayan bir süreç var aslında değil mi hocam? Yani buralardan gelen bir sıkıntı da var. Bir de puan sıralaması 8 puan da geriye düşünce Beşiktaş'tan işler iyice ortaya çıkmaya başladı artık. Herkes içindekini dökmeye başladı ama hala Fatih Terim bekleniyor tabii. En bir şey söylemeyeyim. Tabii yani biz çalıştığımız kulüplerde ne deriz? Sonuç alamadığımız zaman küçük bütçeli takımlarda dahi yani mutlaka bir değişiklik yapılırsa takımı rahatlatırız, oyuncuyu rahatlatırız, kulübü rahatlatırız. Belki bir esmiş yüz vardır, belki bir yorgunluk vardır, belki formsuzluk vardır. Daha formda bir hoca bulalım, biz de yardım edelim, takımımızı daha iyi noktalara taşısın. Burada siz diyorsunuz ben Galatasaraylıyım ve bunu yapamıyorsunuz Galatasaray takımına. Hep formsuz başkaları ama sizden daha iyisi yok. Yani bunu size insanlar diyemiyorsa, bunu size insanlar diyemiyorsa bir mertlik vardır. Sizin çıkıp demeniz lazım bunları. Yani bu kadar paraya tamah, bu kadar bu kulübe tamah olmaz. Kulüp zarar görüyor. İşte devre arası, işte Fernandes'i aldınız, Onyekuru'yu aldınız, Mustafa Muhammed'i aldınız. Yani elinizde Çakne ve Falcao gibi iki tane defo varken, yani defolu oyuncu varken ve bunlara 500 milyon TL'nin üzerinde para harcanmışken bu transferleri tekrar size kulübünüz fedakarlık yapıyor, alıyor. Hala başarısız bir ortam. Hala 60 puan, 62 puan ve tabii ki insanlar hesap soracak. Bunu da hesap sormalarına gerek yok. Ben birkaç haftadır söylüyorum. Sizin anlamanız lazım. Siz anlamadıktan sonra bunu kim hamle yapacak? Galatasaray takımı sizin işinize son verse daha mı iyi olacak? İşte Fenerbahçe gibi büyük takımdan hoca ayrıldı, işine son verildi. Yani dünyanın sonu mu geldi? Ama bak sonuç işte, almaya başladılar. Sonuç almaya başladılar. Bir parça rahatladı belki. Doğru. Bunlar zaman zaman kulüpleri rahatlatabilir. Trabzonspor takımı. İşte küme düşme barajındaydı neredeyse. İşte hoca değiştirdi. Yeni hoca geldi. Trabzonspor hamle yaptı. Yukarılara doğru tırmandı. Siz neyi bekliyorsunuz? Veya bunların söylenmesini kendinize yedirebiliyor musunuz? Demek ki antrenörlük, hocalık böyle yapılıyormuş. Hocam ne olursa olsun çok ciddi, yani sosyal medyadan takip ediyoruz, konuşmalardan takip ediyoruz. Halen tartışılmaz boyutta Fatih Terim. Halen konu şeyde, Fatih Terim yönetim mi? Baktığınızda Galatasaray taraftarı yönetim gider diyor. Galatasaray, Fatih Terim tartışılmaz. Fatih Terim işte geçmişte yaptıkları Galatasaraylılığı dediğiniz nokta üzerinden tartışılmaz noktada. Yani burada aslında taraftarın da çok net mesajı var. Fatih Terim mi, yönetim mi? Yönetim diyor. Buradan da biraz eli güçlü Fatih Terim hocanın. Bakalım neye gidecek bu işler? Bu açıklamaların sonu nereye gidecek diyelim. Kulüpler Birliği'nde sıkıntı var hocam. Yeni başkan Ahmet Nurçevi seçim öncesinde Galatasaray Kulübü'nün çok net bir tavrı vardı. Dedi ki 4 kulüp başkanı da aday olmasın, başkan olmasın. Fakat Ahmet Nurçevi başkan oldu ve kısa süre sonra da biraz ortam gerildi. Galatasaray Kulübü çıkıyor. Açıklamalarda bulundu yine. Kulüp açıklamanın yanı sıra Kulüpler Birliği açıklaması yaptı Mustafa Cengiz. Alınan kararlardan haberi olmadığını, kabul etmediklerini söyledi. Ahmet Nurçevi dedi, biz karar falan almadık dedi, Sayın Başkanım dedi. Böyle bir durum yok. Kendisi ulaşmaya çalışmış, ulaşamamış. Orada da ciddi bir sıkıntı var. Yani Kulüpler Birliği, Federasyon, Galatasaray bir tarafta. Nereye gidecek bu iş? Yani Kulüpler Birliği'nde ciddi bir sarsıntı olacağı konuşuluyor ilerleyen günlerde. Yani Kulüpler Birliği etik olarak kendi arasında bir karar almışsa, dört büyük takımın
başkanı, diğer kulüpleri etkilememesi açısından veya diğer kurulları etkilememesi açısından böyle bir karar almışsa doğru bir karar. Ama böyle bir karar alamamışsa herkesin başkan olma hakkı var. Hakkı var. Bütün kulüpler de istiyor ki dört büyük kulübün başkanı olsun. Çünkü o zaman randevular daha kolay oluyor. Daha çabuk alınıyor. İlişkiler daha çabuk kuruluyor. Çünkü Anadolu'da küçük bütçeli takımların kulüp başkanları kulüpler birliği başkanı olduğu zaman o randevuları almak biraz zor oluyor. Ya hem federasyonda hem bakanlıkta hem diğer kurullarda veya diğer iş bölgelerinde bir parça zorlanıyorsunuz. Dört büyük takımın tabii ki avantajı var bu konuda başkan olarak. Ama işte etkiler mi açısından da böyle bir herhalde kafada soru işareti var ki Galatasaray Başkanı, Beşiktaş Başkanı'na bu konuda serzenişte bulunuyor. Burada ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Tekrar bir araya gelinebilir. Tartışılabilir. Ama mesajla, telefonla bu işler olmaz diye düşünüyorum. Yan yana gelmek lazım veya basın üzerinden bu işin tartışılması lazım. Evet. Diğer kulüpleri de sonuçta çünkü etkiliyor. Etkilememesi açısından bence yan yana gelip bunların konuşulması lazım diye düşünüyorum. Ama sanki Beşiktaş'ın lider olması, liderliği bu konuya bağlanıyor gibi. Yani Kulüpler Birliği Başkanı olduğunuz, etkilediğiniz size bir şey olmuyor. Halbuki bütün takımlara yanlış kararlar verilebiliyor. Bunu zaman içerisinde hep görüyoruz. Küçük bütçeli takımları da aynı şekilde. Büyük bütçeli takımları da aynı şekilde. Çünkü çok bence adaletsiz kararları bilerek işlemiyor MHK veya hakemler. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bu kadarını yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu sorunları yaşıyoruz. Bu Hocam, nasıl kurumlar yan yana gelerek çözülmesi lazım evet, diye düşünüyorum. Kurumlar birbirine güvenmiyor. Kurumlara kimse güvenmiyor. Kurumlar arasında ciddi bir mücadele var. Yani aslında paydaş olarak söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Kulüpler Birliği sonuçta bir paydaş. Türk futbolunu yöneten, kendi çerçevesini yöneten süreçler. Fakat görülen o ki birbirleri arasında ciddi bir mücadele var. İşte Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Federasyon bu üçgende, yani üçgen diyoruz, birbirine bağlantılı bir eşkenar ama bence hiç bağlantı yok. Yani çok ciddi aralarında sanki rekabet eden üç kurum var gibi geliyor bana. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Zadik doğru, bu zamandan beri böyle. Yani şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray takımının başkanları sanki bir söz diyalojisi içerisinde Fenerbahçe'nin başkanı susmuş. Trabzonspor'un başkanı susmuş. Yarın Trabzonspor'la Fenerbahçe başkanları kendi arasında konuştuğu zaman veya bir konuyu tartıştığı zaman Beşiktaş'ınki Galatasaray'ınki susuyor. Oradan nemalanmaya çalışıyorlar. Hep böyle olmuştur. Yani kendilerini yıpratsınlar, biz aradan sıyrılalım. İşte doğru kurallar koyulmadığı müddet içerisinde böyle olacaktır. Veya yeterli yaptırımlar yapılmadığı süre içerisinde böyle olacaktır. Herkes kendi gücüne dayanarak, kendi kuvvetine dayanarak konuşmaya başlıyor. Halbuki yok. Kurallar çerçevesinde konuşması lazım insanların. Federasyonun da buna göre karar vermesi lazım. İşte bunları veremiyoruz. Orada federasyon kurulları oluşturulurken dört tane büyük kulübün geneldeki delegelerinden seçilir. Onların gönderdiği delegeler orada görev yapar. Diyelim ki Trabzonspor'dan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda iki temsilci vardır. Galatasaray'dan dört, işte Fenerbahçe'den üç, Beşiktaş'tan dört. Diğer takımlardan çok az. Belki bir tane, belki iki tane oluyor. Bu da çoğunda değil. Anadolu'yu belki iki üç kişi orada temsil ediyor. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'nda eğer sayınız çoksa siz ona göre orada tepki koyuyorsunuz. Ona göre konuları kendi lehinize çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu Merkez Hakem Kurulu'nda da böyle oluyor. Verilen temsilcilerde, disiplin kurulunda da böyle oluyor. Ve oradaki sayınıza göre gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bir ara biliyorsunuz Galatasaray'ın yöneticisi Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısıydı. İstifa ederim dedi. İstifa etti ve Galatasaray'ın lehinde sonuç çıkınca tekrar istifasını geriye aldı. Yani böyle şey olur mu? Bence bağımsız kurullardan oluşup
ona göre Futbol Federasyonu oluşturmalı diye düşünüyorum. Hocam o ceket çıkmıyor. Çok meşhur söz var ya, ceketini çıkardım artık federasyona geldim. Artık federasyona geldiğimde takım olarak, kulüp olarak ceketimi çıkardım deniyor ama o ceket çok çıkmıyor. Çünkü camia baskı yapıyor. Biz seni niye gönderdik? İşte hakkımızı savun diye gönderdik. Senin sesin çıkmıyor. İşte aleyhimize kararlar alınıyor. Hiç müdahale edemiyorsun. Bizi iyi temsil etmiyorsun şeklinde. Yani o ceket kulüpler ceketini çıkartmama şartıyla dediğiniz delegeleri gönderiyor. Sonuçta böyle ortaya çıkan tabloda bu. Hocam son bölüm Erzurum'da da artık iyice tavan yaptı. Saha meselesi. Beşiktaş Erzurum deplasmanındaydı. Maçın başında ısınmada Beşiktaşlı oyuncular isyan etti. Beton çok sert bir zemin olduğunu, müdahale edilmesini rica ettiler. Fakat herhangi müdahale gelmedi. Cenk sakatlandı. Her ne kadar açıklamada Cenk'in sahadan dolayı değil, işte başka sebepten sakatlandığı söylense de maç içerisinde Dorukhan, Vida, Larin sorun yaşadılar. Çıkmak zorunda kaldılar. Yani bu saha durumu nedir? Avantaj sağlama kendi adına, oyuncuların sağlığını tehlikeye atma, bir puan ya da üç puan için bunların yapılması etik mi? Zadik, bir defa tazminat sisteminin mutlaka oturtulması lazım. Şimdi bu oyuncular, sakatlanan oyuncular tazminat hakkı olup da onu kullanmaya çalışsalar Türkiye'de böyle şeyler bir daha olmaz. Yani sadece saha zemin hakkında değil, trafikte de aynı şekilde olur, hastanede de aynı şekilde olur, okulda da aynı şekilde olur, devlet dairesinde de aynı şekilde olur. O sahanın bir defa ısıtma sistemi var. Isıtabiliyorsunuz. 2-3 hafta oynanırken bir buhar çıktı sahada. O onun göstergesi zaten. Bir. Ama asıl mesele bu planlama yapılırken Erzurum'da, Malatya'da, Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta hangi saatlerde maçlar oynanacağı dair kuralların koyulması lazım. Ama yayıncı kuruluş o saatte prime time olduğu için, işte izlenme oranı yüksek olduğu için o saat tercih ediyorlar. Ama Erzurum'da 1'de oynansaydı veya 2'de oynansaydı o maç yumuşak bir zeminde oynanacak. Bunu hem Erzurumspor kendi lehine kullanmaya çalışıyor, hem yayıncı kuruluş, hem Futbol Federasyonu. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki o beton zemini kendine bir avantaj kabul etti Erzurumspor. Ya yıllarca Doğu'da böyle oldu. Hani Diyarbakır'da böyle oldu, Van'da böyle oldu. Yani bu sadece orada Süper Lig'lerde değil, alt liglerde neler oluyor? Öyle kötü zeminlerde oynuyorsunuz ki sentetik sahalarda oynuyorsunuz, toprak sahalarda oynuyorsunuz. Gelen takımın tekniği yüksektir diye sahalar bozuluyor. İnanılmaz saatler var, onlar koyuluyor. Rüzgarı var bu ülkede. Bilir misiniz Artvin'de 1'de 2'de maç oynanmaz geçmiş zamanda. Saat 11'de oynamak zorundasın çünkü orada bir rüzgar vardır. O rüzgarda oynayamazsınız. Top yerinde durmaz. Şimdi siz Erzurum'da saat 2'de bu maçı oynatmak varken ve güzel zeminde oynatmak varken veya 7'de oynat alttan ısıtmayı kullanmak varken eğer kendinize avantaj olacak diye böyle bir uygulama yapıp da 2-3 tane gencin sakatlanmasına sebep verirseniz onların tazminat hakkı olması lazım. Zemin gerçekten ciddi problem. Hocam ilerleyen programda haftada ligin boyu kısalıyor. Tam saydım sabah 8 takım ligde var olma mücadelesi veriyor. 4 takım lige veda edecek. Tabii daha matematiksel şansı olsa da Denizli Spor ve Erzurum Spor'un biraz enerjisi düştü. Ama çok yakın bir galibiyet, bir mağlubiyet küme düşme hattından çıkarıp küme düşme hattına getirebiliyor takımları. Henüz çok rahat takım yok. Rize Spor dahil 36 puandan aşağısı bir hayli sıkıntılı. Onu da konuşacağız. Şampiyonluk mücadelesi bu hafta bakalım nereye gidecek? Hızlandırılmış tur başladı. Artık hafta sonu hafta içi ardı ardına maçlar oynanacak ligin tamamlanması için. İşler çok kolay gitmiyor. Ortam da sıcak. Demeç savaşları daha da artacak gibi geliyor bana. İlerleyen haftalarda bunu da konuşacağız sizinle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. İyi günler Zadik.